CHP. Şöyle oldu. Yani bir karmaşa yaşandı. Bunların ilki tabii o akşam, seçim akşamı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu CHP Genel Merkezi'ndeydiler. Biri 11. biri 12. kattaydı ve seçim akışını takip ediyorlardı. O akışını takip ediyorlardı. Ve Onur Saladıgüzel'in başında bulunduğu Bilgi ve İletişim Teknoloji Merkezi de onlara girdi sağlıyordu. Çünkü ellerinde birkaç kaynak var. Onlardan biri okul önlerinden gelen pusulalar, sandık sonuç bilgilerinden oluşan havuz. Bir diğeri ilçe örgütlerinden gelen havuz. Sonuncusu da YSK'nın aktardığı bilgi. Tabii YSK'nın aktardığı bilgi en geç gelen bilgi. Çünkü ilçe seçim kurullarında oylar sayılıyor, Yüksek Seçim Kurulu'na götürülüyor, sonra orada giriliyor. YSK bilgiyi geç geliyor. Zaten onu bekleseydik bu sistemin anlamı ne yani? YSK onu geç görüyor. Ama CHP'nin geliştirdiği sistem ise daha sandık başından bilgi alıyor. Dolayısıyla o sistemin o sistem daha erken bir girdi sağlıyor, daha veri sağlıyor. CHP'nin elindeki sistem bu. Bir de hangi kaynaklarımız var? Birincisi Anadolu Ajansı var. Anadolu Ajansı da sandık başı sonuçları veriyor. Bir diğeri de Anka Haber Ajansı var. O da sandık başı sonuçları veriyor. Şimdi Anadolu Ajansı tabii devletin kuruluşu ve o akşam Anadolu Ajansı 2019'da yerel seçimdekine benzer başka bir manipülasyon uyguladı. Normalde her seçimde sandıklar kapanır kapanmaz veri aktarırken bu kez yapmadı. Bir buçuk saat bekledi. Talimat bekledi. Neyi bekledi? Eldeki oyların Tayyip Erdoğan'a lehine açılmasını bekledi. Tayyip Erdoğan lehine ya Tayyip Erdoğan lehine oylar önce girildi ya farkın Tayyip Erdoğan'a lehine açılması beklendi. Öyle erir zaten. Beklendi ve Tayyip Erdoğan'ın %59'la %59'la açıldı. O rakam %49'a kadar geriledi ve %10'la %10 farkın kendisi doğdu. Diğer taraftan bir de Ankara Haber Ajansı vardı. Anka Haber Ajansı'nın özelliği nedir? Aslında KRT diyebildiğimiz muhalif televizyonla kardeş kuruluşlardır. Ve bu kuruluşların resmen değil de gayri resmi olarak Tuncay Özkan'a ait olduğu iddia edilmektedir. Yani CHP, CHP liderinin baş danışmanı Tuncay Özkan'a ait olduğu iddia edilmektedir. Yani. Bilinen bir bilgidir bu. Ben bilmiyorum. Ait olduğu iddia edilmektedir. Şimdi o akşam birden çok kaynak vardı. O akşam biz de Sözcü TV'de İşte elimizdeki kaynaklardan verileri açıkladık. Ankara Haber Ajansı'nın, Anadolu Ajansı'nın verilerini açıkladık. Anadolu Ajansı'nın verilerinin manipülatif olduğunu da söyledik. Ama elimizde iki kaynaktan biri oydu. Bir diğeri ise Ankara Haber Ajansı'ydı. Fakat Ankara'da açtığında %59, yani o da %49'a 45 gibi yine Erdoğan'ı önde gösteren bir tabloyla açılış yaptı. Ve bu, o da muhalif seçmende bir tepki yarattı. Biz Anadolu Ajansı'ndan sıtkımız sıyrıldı. Siz de mi onlar gibisiniz diye Anka Haber Ajansı'na da bir tepki başladı. Bu arada CHP Genel Merkezi'nde de tablo şuydu. CHP Genel Merkezi televizyonların Anadolu Ajansı tarafından yönlendirilmesine öfkeliydi. Ama diğer taraftan bunun manipülasyonun önüne geçmek için yine aslında CHP'nin dolaylı etkisiyle kurulmuş olan Anka Haber Ajansı'nın da Erdoğan'ı önde göstermesine kızmıştı. Ve bunun sorumlusu olarak da aslında Tuncay Özkan görüldü. Dolayısıyla belediye başkanlarının o aşamada elinde bir de başka bir kaynak olarak CHP'nin kendi geliştirdiği sistem vardı. Dolayısıyla ekrana çıktılar. İki kez Mansur Yavaş ve İmamoğlu çıktı. Üçüncüsünde de video çekerek biz öndeyiz dediler. Evet, elimizdeki bilgiler bu dediler. Çünkü sistem çok çalışılmış ve çok anlatılmıştı. Biz öndeyiz dediler. Efendime söyleyeyim, zafer bizimdir dediler, Kılıçdaroğlu kazanacak dediler. Neye göre dediler? CHP'nin elindeki sandık sonuç, sandık başlarından gelen bilgilerin toplandığı havuza göre dediler. Ancak bu havuzun da diğerlerinden farklı olarak eksik tarafı şuydu. Çoğunlukla CHP'lilerin yüksek oy aldığı yerlerden ilk gelen bilgilerle oluşan bir havuz. Yani yanlış bilgiler yok. Ama gelen bilgilerin önemli bir bölümü CHP'lilerin sandık başlarını etkili şekilde tuttuğu, doğrudan sonuç alabildikleri ve çokça CHP'nin oy kullandığı mıntıkalardı buralar. Normalde Doğu ve Güneydoğu'dan bu denli hızlı bilgi gelmedi. İç Anadolu'dan bu denli hızlı bilgi gelmedi. Bir de bazı bilgilerin Karadeniz'den, üst üste geldiği karıştı. Evet, o kadarını bilmiyorum. Bu denli hızlı bilgi gelmedi. Gibi iddialar da vardı. Dolayısıyla CHP'lilerin çok oy kullandığı yerlerden gelen sandık sonuç verileri önlerine aktı ve bu CHP'yi önde göstermekteydi. Hatta o kadar ki bir aşama sonra CHP Genel Merkezi A'yı da dinlemeyin, Anka'yı da dinlemeyin,
alın CHP'nin verilerini yayınlayın diyerek artık tepki göstermeye başladılar. En sonunda o muhalif kanallardan biri sadece CHP'nin verilerini yayınlayarak Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdi. İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı da müşkül duruma sokan, zor duruma sokan tablo bu oldu. Bu oldu. Yani CHP'nin sistemi, ben Onursal Adıgürüzel'e sordum. Uyarsaydı dedi ki, bizim sistemimiz çökmedi. Bizim sistemimiz durmadı, teklemedi. Bizim sistemimiz AA'ya ve Anka Haber Ajansı'na göre daha ağır işledi. Ağır işlemesinin sebebi de sandık başından veri akışının yer yer gecikmiş olması. Çünkü sandık başlarına biz adam görevlendiriyoruz. Bazı yerlere, örneğin İstanbul'da, Beşiktaş'ta şu okulda insan, 3 tane insan bulabiliyoruz. Ama Konya'nın Kadınanı ilçesinin bilmem ne köyünde yahut işte Artvin'in Ardanuç ilçesinin bilmem ne mahallesinde yahut Ağrı'nın Tutak ilçesinin şu mezrasında bir sandık var. Hı hı. Ve biz o sandık başına kimseyi gönderemedik. Gönderdiysek de gitmedi. Gittiyse de gece gitti, uyudu. Ertesi sabah biz oradan pusula almak durumundayız. Dolayısıyla bilgi akışı ağırlaştı ve Anadolu Ajansı'nın ve Anka Haber Ajansı'nın gerisinde kaldık. Ve sonra her ne kadar bilgiler toparlansa da vaziyet gecikmiş oldu. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin sistemi ajanslardan farklı olarak sandık başlarına görevlendirdiği insanlardan gelen bilgilerle oluşuyordu. Şu an tam olarak tabloda eksik taraflar var. CHP her ne kadar ben sandıkların 98.6'sına hakimim, oradan sonuç aldım dese de bunları o akşam, o an erişemedi. Bu sandıklardan bazılarına adam gönderememiş olabilir. Bu sandıklardan bazılarına gönderdikleri insanlar gitmemiş olabilir. Gittilerse de belge, bilgi göndermemiş olabilir. CHP'liler bunu son aşamada başka yollarla tedarik etmiş olabilirler. Ve bu bir gün kadar sürdü. Yani ertesi gün akşam üzerine kadar sürdü. Bu nedenle ilk gelen bilgiler, CHP'nin sistemin ilk akan bilgiler, CHP'lilerin güçlü olduğu ve oylarının fazla olduğu yerlerdi. O nedenle Kılıçdaroğlu önde gözükmekteydi. Ve İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı da ters köşeye yatıran, boşa düşüren de bu oldu. İmamoğlu'nu akşam kazanıyoruz demesi de bence çok iddialıydı. Onu da biraz zor duruma soktu. Hem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kampanyadaki performansını biraz etkiledi. Şimdi diğer taraftan... Ya peki sistemde araya hani soru olarak giriyorum, sonra unutuyorum çünkü yeri geldiğinde. Bu böyle yani o yüksek oy aldığımız bölgelerden geliyor oylar. Bunlar kesin bilgiler değil, bekleyelim falan diye uyarılmadı mı kimse? Yok, onlar şöyle dediler. Bizim sistemimizdeki şu anki tabloya göre dediler. Dediler zaten yani. Hayır yani bu sistemi oturtan bilmiyor mu nereden oy geldi, nereden eksik geldi? Şimdi diyorum ki yani bunlar dediler ki o akşam bizim elimizdeki verilere göre bu böyle. Tamam, o verilerin ama kaynağını vesaireyi o sistemi yapan biliyor. O an için açıkladılar zaten. O an için bizim elimizdeki verilere göre durum böyle dediler. Böyleler yani, bir şey yok ya, onlar da veriye bakıyor. Tabii veriye bakıyor, veri bu şekilde ama. Orada uyaracak olan bu sistemi CHP'nin kuran kurduğu bu sistem, teknik yani. Her yerden aynı anda veri alamadı. Alamamasını da insan faktörüne bağlıyorlar. Ya bu otomasyona bağlı değil ki. Ama anlatırken mesela diyor, böyle demedi bu sistemi oturtan. Ben bir şey demiyorum. Ben zaten mazeret bildirmiyorum. Ben diyor ki bunlar böyle anlatıyorlar. Tamam, peki. Yani 30-35 bin sandık diyor, tek bir sandıktan oluşuyor. Mesela diyor ki 30-35 bin çevrede tek bir sandık var. Bu şu demek, bir mezra, bir köy. Yani dolayısıyla biz belli ki bu kadar insanı görevlendirmemişler. Anladım. Burada şunu söylemek isterim. O zaman kardeşim seçimden önce bu kararı niye tantana yaptınız? İşte yok. Yani sizin bana anlattığınız sistem tıkır tıkır çalışıyordu. Tamam işte diyorum. Zaten onlar diyor ki sistemimiz tıkır tıkır çalıştı diyorlar. Eksik. Yani tamam, 2018'de sistem çökmüştü. Veri olmasa sistem olsun. 2018'de olacak. Sistem çökmüştü. Bu kez çökmedi ama ağır işledi. Tamam. Diyorlar ki işte sandık başlarına ağır bilgi geldi. Ben de diyorum ki kardeşim, bunun öngörmeliydiniz. Evet. Yani bu sistem 4 kez test yaptık dediler. Tamam ama bu testlemesi de olacak iş değil mi sahada da? Sahada bu tip riskler, Türkiye gibi işte halen daha kır nüfusunun %30'lar düzeyinde olduğu, işte aşiretlerin, güç odaklarının yerel düzeyde etkili olduğu bir ülkede sizin ortak imza başladı tartışması. Sizin ihtiyatlı davranmanız ve bu riskleri bilmeniz gerekirdi. Buna uygun olarak daha önceki, yani hali hazırda HDP seçime giremiyorken, onun seçime giremediği yerlerde sandık başlarının boş kalabileceğini, bazı yerlerin Hüdapar'ın kontrolüne geçebileceğini bilmeniz gerekirdi. Bazı yerlerde güvenlik görevlilerinin daha müdahaleci olacağını bilmeniz gerekirdi. Bununla ilgili önlem almanız gerekirdi. Şimdi efendim sistem gecikti. O zaman
iki belediye başkanını bu sisteme göre açıklama yapmaya mecbur etmeyecektiniz. Evet yani. Onları da çok müşkül duruma düşürdünüz. Evet. Hele hele İmamoğlu kazanacağız demek zorunda kaldı. Bakın sonuç ne oldu şimdi? İstanbul seçiminden de bir tecrübe vardı. Dolayısıyla ya eşeği sağlam kazaya bağlayacaktınız. Ben de oturur söylerdim yani. Tabii eşeği sağlam kazaya bağlayacaktınız. Hiçbir fire vermeyecektiniz. Evet. Ya da bu sistemin böyle kusurları olabileceğini öngörerek aynen. Başkanları bu işe karıştırmayacaktınız. Kendini çıkıp açıklayacaktınız. Faik Öztürk'ü bir kere gördük. Ulusal'ı da güzel hiç görmedik. CHP'de de iki kere çıktı. O da tam doyurucu açıklama yapamadı. Reklam ve tanıtım bölümünden de. Bizim reklam değil o. Evet. Tanıtım bölümünden de. Buraya kadarki süreci izlediniz. Onur Sadal da güzel istifa etti. Bizim sistemimizde bir sorun yok. Onur Sadal da güzel şimdi. Görevden alındı. Bana gelen bilgi görevden alındığı öyle, yönünde. Evet, size gelen. Ama ona sorarsak o Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı özel görüşmede efendim isterseniz ben size yük olmayayım diye yani sizi zor durumda istifasını bırakmayayım. İstediğini hı-hı. söylüyor. Evet. Her halükarda yollar ayrılmış. Ama evet, Onur Sadal güzel diyor ki ben seçim kampanyası toplantılarına dün katıldım diyor. Efendim yani halen de genel başkanına bilgi veriyorum diyor. Bilmiyorum yani tabii onu saladı güzelin en azından bugün itibariyle yolların ayrıldığını ardından da bir süredir seçim kampanyasını yürüten Akan Abdullah ve Ali Kiremitçioğlu'yla da yolların ayrıldığını dün itibariyle biliyoruz.